dersimizin adı Öğretim, İlke ve Yöntemleri. Şimdi öğretmenlerim, biraz ders içeriğini tanıtalım sizlere. Neler yapıyoruz bu derste, onlardan biraz bahsedelim. Sonra konularımıza geçeriz. Bu ders yani normalde 5 ila 6 hafta arası bir ders süresi var da ben ünite aralarında soru çözdüğüm için hocam bu 7-8 haftaya çıkar illa ki. Tamam mı? Öyle bir durum olur. Yarın da rehberlik dersiniz başlıyor. Canlı programa baktıysanız görmüşsünüzdür zaten. Selim Atay hocamızla çok var ya. Efsane bir sabah. Yani güne Selim Sırrı Atay'la başlamanın tadı hiçbir yerde yok yani. Bunu zevki bir tek ailesi yaşıyor, bir de siz yaşayacaksınız yarın yani. Öyle böyle değil. Böyle mülayim mülayim olacak hocam. Bugün verir hocamız inşallah. Biraz şeydir, ağır kanlıdır kendisi. O yüzden geç intikal ettiriyor. Ama bugün içinde ulaştırmış olur, sıkıntı olmaz. Şimdi öğretmenler, burada Öğretim İlke Yöntemleri dersinin formasyon ya da eğitim fakültesinde bu isimle aldığınızı düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Almışsınızdır herhalde bu isimle. Bu ders verilmiştir size. İlerleyen haftalarda gelişimi ekleyeceğiz hocam soru çözümüne. Hocamızın geçen haftaki meşguliyetinden dolayı olmadı ama bir boş gününüze ekleyeceğiz. Şu anda rehberlik dersinde başlaması gerekiyor. Şimdi burada Öğretim İlke Yöntemleri dersin ki bir hafta yaptı diye hatırlıyorum ama ikinci haftasını yapmanız sadece kısa bir soru çözümü kalmıştı. Şimdi burada Öğretim İlke Yöntemleri dersinin içeriği şundan ibaret esasında. Senin dersini anlatmanla alakalı bir ders bu. Yani sınıfta faaliyetini nasıl yaparsın? Öğretim sürecini nasıl yürütürsün? Bununla alakalı. Yani Öğretim İlke Yöntemleri dersi size öğretmenliği öğretiyor. Öğretmenliği öğretiyor. Hatta şöyle söyleyeyim size öğretmenlerim. Burada mesela bir kitabı vardı üniversitelerde okutulan. Bak adına ne demiş? Öğretme sanatı demiş. Öğretme sanatı. Çünkü Öğretim İlke Yöntemleri dersinin içeriği bu. Öğretme sanatı. Size nasıl öğretileceğini öğretmeye çalışıyor. Sınavdaki yükü 20 ila 21 sorudur. Eğitim bilimleri testine en fazla soru getiren dersimizdir Öğretim İlke Yöntemleri. Bunun yanında ÖABT kapsamında da bazen sorular görebiliyoruz. Peki hangi üniteleri işleyeceğiz burada? Öğretim ilkeler. Mesela bir ya da iki sorusu var her yıl. Bu bilgiyi de verelim. Bir tane kesin soruyor öğretim ilkeleri. Bazen ikiye çıkarttığı da oluyor. Ardından öğretim stratejileri diye bir konuya geçeceğiz. İşte sunuş, buluş, araştırma, inceleme bunlar. 2 ila 3 sorusu oluyor öğretmenlerim her yıl. Özellikle buluşu çok soruyor, sunuşu soruyor. Araştırma biraz daha az sayıda geliyor diyebilirim. Sonra öğretim yöntemleri diye bir konumuz oluyor. 5 ila 6 sorusu var bunda. İşte duymuşsunuzdur muhakkak. Anlatım yöntemi, gösterip yaptırma, problem çözme, proje, öğretmenlerin derslerde kullandıkları yöntemler. Öğretim teknikleri var. Yine bu da 5 ila 6 soru getiriyor. Beyin fırtınası, istasyon, konuşma halkası bu tarz teknikler. Sonra model ve yaklaşımlar diyoruz. Her yıl ortalama 4 ila 5 soru getiriyor. Yapılandırmacılık nedir? Tam öğrenme nedir? Bunlar üzerine gidiyoruz. Ardından öğrenme stilleri diyoruz. Bir tane soru ama düzenlilik arz etmiyor. Bazen hiç sormayabiliyor. İşte Kolb'in öğrenme stilleri en bilindiği. Sonra düşünme becerileri diyoruz. Yaratıcılık nedir? Eleştirel düşünme nedir? Yansıtıcı düşünme nedir? Bir ya da iki sorusu var her yıl. En sonunda kavram öğretimi var. Kavram haritaları, zihin haritaları bunlardan bahsediyoruz. Bir soru da her yıl ortalama bunlar getiriyor öğretmenler. Evet, buradaki ünite dağılımımız ve işleyeceğimiz sıralama bundan ibarettir. Ve dersin totali 20 ila 21 soru getirmektedir. Şimdi program geliştirme dersinde şöyle söylemiştim size ders içeriğinde sınava gelişle alakalı fikrim. Program geliştirme bilirsen işaretlersin, yaparsın, bilmezsen bakarsın. Bilgi düzeyindedir program geliştirme soruları. Ama artık öğretim ilke yöntemlerinde yoruma dayalı sorular, karma sorularla karşılaşacaksınız. Burada bak sen ne uğraşır? Program geliştirme de uğraşamaz. Çünkü sen program geliştirme uzmanı değilsin. Bir öğretmenin bilmesi gerektiği kadar program geliştirme biliyorsun. O yüzden bebebelik sorusu olmaz. Ama burada sen ne uğraşır? Ha, yapılamayacak sorular mı? Yok, rahatlıkla yapılabilecek sorulardır. Sadece çok böyle düz mantık gitmemenizi öneririm öğretim ilke yöntemlerinde. Anahtar kelime mantığınız hala varsa, ben çok söyledim ama devam edenler olabilir alışkanlıklarına. Anahtar kelime mantığınız varsa terk edin öğretmen. Anahtar kelimelerle bir yere varamazsınız. Bu alışkanlığınız varsa lütfen terk edin şimdi. Daha çok zaman var, bırakın. Şöyle şeyler yapanlar oluyor. Bir kelime okuyor, bu kelime varsa budur. Öyle bir şey yok. Böyle bir soru çözme stili de yok zaten. Bu işinize yaramaz ve işinizi zorlaştırır. Adam sana o kelimelerle öyle bir paragraf düzenler ki bambaşka bir şey de soruyor olabilir. Bunu da görebilirsin. O yüzden
Soruları anlayarak okumaya gayret edelim. Sorularda böyle anahtar kelimelerden uzaklaşarak manayı aramaya dikkat edelim. Emin olun 20-21 sorunun rahat 19 tanesi falan yapılabilir. Bakın sadece bir yanlış çıkmış Tuğba öğretmenim geçen sene. Bu olay budur yani. Yapılacağı budur. Zor bir ders asla değil. Yükü güzel bir ders. 20-21 soru. ÖABT'de bir tane soru sorusu zaten daha efsane bir olaydır. Ne söylüyor Kevser Hoca alanda? Hangi alan bu arada? Şey, İngilizce ÖABT'ye mi diyorsun? Hocam ben eğitim hakkında konuşurum. Ben gerisini bilmem. Ben eğitim hakkında konuşurum. ÖABT'de ne soruyordur, nasıl soruyordur? Hiç işim olmaz. Benim taksimetre eğitim bilimlerinden açılır. Burada eğitim bilimlerinden kapanır. İngilizce ÖABT'de nasıl soruyormuş beni ilgilenmez. Benim tavsiyelerim eğitim bilimleriyle alakalı. Beni eğitim bilimlerinde dinle, hocam ÖABT'de dinle. Tamam? Beni ilgilendirmez. Diğer alanlar nasıl oluyormuş, YGK'da ne oluyormuş? İstiyorsan anahtar kelime vere vere gitsin bunlar. Bana ne? Ben eğitim bilimlerinden mesulüm. Şu anda hiç sevmem yani. Aldığım maaşın üstünde iş yapmayı istemem. Ben burada maaşı niye alıyorum? Eğitim bilimleri dersini anlatmak için. Tamam, taksimetre orada biter. Mesela sorsan burada ders dışı bir şey, nasılsınız hocam desen cevap vermem yani. Öyle bir şey. Zul görürüm. Tamam, olay böyle. Hadi bakalım. Şimdi devam edelim öğretmenler. İlk ünitemizde. Birinci ünite öğretim ilkeleri. Şimdi öğretim ilkeleri ne demek? Önce onu bir anlayalım. İlke kelimesinin anlamına baktığımızda öğretmenim şu ilke kelimesinin. Sözlükte şöyle manaları var. Prensip, kural, ölçü, kılavuz, rehber gibi manalara geliyor. Prensibi ele alalım. Prensip aslında ilke prensip. Benim ilkelerim var, benim prensiplerim var. İnsanların normal hayatta da prensipleri oluyor. İşte mesela ben dakik bir insandır bir prensip. Temiz bir insandır bir prensip. Sabah erkenden kalkarım işlerime bakarım bir prensip. Peki insanlar hayatlarında niye prensipler belirliyormuş? Daha kaliteli bir yaşam standardı yakalamak için. O zaman gel bakalım. Öğretim ilkeleri dediğimiz şeyler neler? Bunlar da öğretimin prensipleri. İnsan hayatındaki prensipleri daha kaliteli bir yaşam için uyguluyorsa öğretimdeki prensipleri niye uyguluyordur? Daha kaliteli bir öğretim için uyguluyordur. O zaman ben öğretim ilkelerini şöyle açıklayabilirim öğretmenler. Öğretimi kaliteli hale getiren ve öğretmenlere planlamada rehberlik eden prensiplerdir. Bunlara biz öğretim ilkeleri diyoruz. Siz bunlara göre dersinizi planladığınızda daha kaliteli bir öğretim yapacakmışsınız yani. Daha nitelikli bir öğretim süreci gerçekleştirecekmişsiniz. Olay bundan ibaret. Ki bunlara çok da gerek yok. Senin öğretmen olarak prensiplerin vardır. Mesela şöyle şeyler diyenler var mı aranızda? Hemen yoklayalım. Hocam ben seneye atanayım. Derslere hep vaktinde gireceğim. Derslerden hep vaktinde çıkacağım. Böyle diyen var mı aranızda? Evet. Niyet belli oldu. Sayı sınırlı kaldı. Ne kadar güzel. Daha gitmeden niyetler belli oldu. Eyvallah öğretmenim. Eyvallah. Teşekkürler. Peki şunu diyen var mı? Hocam ben seneye atanayım. Ertesi günün dersini önceki akşamdan muhakkak hazırlanacağım. Var mı? Bunu dersiniz şimdi niye ilk sene ne yapacaksınız? Siz de bilmiyorsunuz. Yusuf var. İlk sene yaparsınız sonra bir daha yapmazsınız. Peki hocam şunu diyen var mı? Öğrenciye ben hiçbir şart altında ne sözlü ne sözsüz asla şiddet uygulamam. Diyen var mı? Evet. Bunların hepsi nedir? Prensip. Bunların hepsi prensip. İşte senin nasıl prensiplerin oluyorsa burada da öğretim ilkeleri var. Eğitimcilerin neyi çok istiyorum? Nuray Erdoğmuş. Uygulamayı mı istiyorum? Bak öyle deme. Kayıt altına alınıyor. Bu ders kayıt altına alınıyor. Şimdi burada öğretim ilkelerini eğitimciler sizin için belirlemiş. Bunlara uyduğunuz takdirde öğretiminiz daha kaliteli hale gelecekmiş. Şimdi bunların artık ne işe yaradığını da sorduğu için mesela önceki yıllarda sordum. Öğretim stratejileri ne işe yarar dedi mesela. Öğretim ilkelerini de sorabilir. Bu başta verdiğim temel tanımlarını da baz alın, tamam mı? İnşallah hocam. Burada öğretim ilkeleri ne işe yarar dedi, hemen mantığını yürüt. Öğretim ilkeleri benim daha kaliteli bir ders işlememi sağlar. Olay bu. Gelin bakalım bu ilkeler nelermiş tanıyalım. Aha da bunlar. Liste bu. Sizden uymanız istenen, beklenen ilkeler bunları öğretmenler. Ekranda gördükleriniz. Bakmayın çok olduğuna. Kısa kısa hepsi.
Burada bu 16 tane ilkeye uyduğunuz takdirde siz daha nitelikli, daha kaliteli bir öğretim yapacaksınız. Veriminiz daha da artacak. Daha da kalıcı öğrenmeler gerçekleştireceksiniz. Bunları söylüyorum. Ha tabii şunu söyleyeyim. Bir öğretmen 16'sında aynı anda derste uygulayabilir mi? Uygulayamaz. Bu etkinlikte 5 tanesini uygular. Ötekisinde 6 tanesini uygular. Yeri gelir diğer 4 tanesini uygular. Değişkenlik gösterir. Ama tabii 16'sında bize sorar. Dedim ki kısa kısa açıklamak. Haydi bakalım. Tanımaya başlayalım. Birinci ilkem. Aslında çok tanıdığınız, bildiğiniz bir ilke. Bunu biz program geliştirmeye çok konuştuk. Ben size hep söyledim bunu. Her şeyin başı nedir dedim. Hedeftir dedim. Hedefe göre ilkesi diyor ki öğretmenler öğretim sürecini planlarken öncelikle neye bakmalıdır? Derslerinin hedeflerine bakmalıdır. Öncelikle buna bakıyoruz. Dersimizde kullanacağımız yöntemi tekniği seçerken ilk bakmamız gereken hedef. Dersimizde kullanacağımız pekiştireci seçerken ilk bakmamız gereken hedef. İşte dersimizde soracağımız soruyu seçerken ilk bakmamız gereken hedef. Derste kullanacağımız materyali seçerken ilk bakmamız gereken hedef. Önce her şeyin başı hedef. Unutma bunu. Böyle bir soru muhakkak çözeceksin bu sene. Her sene olduğu gibi çözülecek. Bir şeyi yaparken ilk neye bakılmalı diye bize soracak öğretmen. Bu muhakkak olacak. Peki her zaman hedef mi diyor bunu sorularda belirtirken? Hayır tabii ki de. Bazen hedef diyor bunu kastetmek için. Bazen amaç diyor. Bazen kazanım diyor. Bazen istendik davranış diyor. Kazandırılmak istenen davranış manasında. Bazen öğretim programı diyor. Nasıl peki oluyor bu? Öğretim programı dediğinde dersimizin hedefini nasıl kastetmiş oluyor ki? Nereden çıkartıyoruz bunu acaba? Var mı fikir olan? Öğretim programı dediğinde nereden oluyor da dersimizin hedefini kastetmiş oluyor? Var mı fikir olan? Haydi bakalım. Heh, nerede yazıyor? Öğretim programında yazıyor dersimizin hedefleri. Doğru. Bir de niçin, neden sorusunu kullanabiliyor. Sana hedefi belirtmek için pek çok ibare kullanabilir. Ve unutmamalıyım. Bir öğretmen öğretim sürecini planlarken ilk dikkate alması gereken kıstas dersinin kazanımları yani hedefleridir. Bu ilke bizden bunu istedim. Var mı sorusu olan hedefe görelilikle ilgili? Tamam. İlk ilkemizi hallettik. Şimdi gelelim ikinci ilkemize. Aha! Öğrenciye görelilik. Buna öğrenciye görelilik derler öğretmenlerim. Çocuğa görelilik ilkesi derler. Hazır bulmuşluk ilkesi derler. Derler de derler. Ama sen önce şuna bir bak. Şu meleğe bir bak. Gönüllerin öğrencisi tipi gör. Tipi gör. Kime benziyor bu? Hüdaverdi. Hüdaverdi'yi hatırlayan var mı? Bu sizin çocukluğunuz mu diyor. Özlem Baydaş, evrime mi inanmak istiyorsun? Benim çocukluğum bu olabilir mi Allah'ını seversin? Evet. Yanakları sıkılmalık diyor. Alemey amca! Alemey amca! Bak Hüdaverdi'yi bilenler belli oldu. Hüdaverdi'yi bilenler belli oldu. Geldik yolun sonuna. Hadi bakalım. Artık helalleşmeleri tamamlayın. Hüdaverdi'yi hatırlayanlar. Şimdi öğretmenlerim burada. Bak hatırlamıyor gördün mü Leyla? Ne kadar şanslısın Leyla. Geç bir insansın demek. Hüdaverdi. Çocukluğumuzun mihenk taşlarından biridir. Evet. Şimdi öğretmenlerim. Bu yavrucak bir öğrenci. Bu öğrencinin çeşitli özellikleri vardır haliyle. Nedir o? Çok çalışkandır. Söz dinliyordur. Sorumluluklarının farkındadır. Ama bir de sınıfınızda başka bir öğrenci vardır. O da sorumluluklarını bilmiyordur, ödevini yapmıyordur, derslerde de başarısı düşüktür. Şimdi bir sürü öğrencimiz var yani sınıfta ve hiçbiri birbirine benzemiyor. Bambaşka özelliklere sahipler. İşte öğrenciye göre ilkesi diyor ki, bireyi merkeze alalım. Öğretim sürecinde bireyi merkeze alalım ve bu öğretim sürecini öğrenci özelliklerine göre düzenleyelim. Nasıl? Öğrenci özelliğinden kasıt ne? Bir sürü özellik öğretmeni. Gelişim dönemini dikkate almak mesela çocuklar. Bir öğrenciye göreliktir. İşte çocukların somut işlemler döneminde olduğunu görüp ona göre ders içeriğini oluşturmak öğrenciye göreliktir. Yine ilgi, ihtiyaç, yetenek. Mesela bir öğrencim spora ilgisi olduğunu duyup onu sporla ilgili faaliyetlere yönlendirmek.
Diğer öğrencimin teknoloji ilgisi olduğunu duyup onu teknolojiyle ilgili konulara yönlendirdim. Öğrenciye göreliktir. Yine diğer bir nokta, hazır bulmuşluk. Gelişim dönemiyle aynı kapıya çıkıyor aslında öğretmenlerim. Öğrencilerin mesela kas gelişimini dikkate alarak faaliyet planlamalı. Yine öğrenciye yöneliktir. Yine yaş, boy, kilo, cinsiyet, öğrenme hızı. Ben bu listeyi çoğaltabilirim. Saçının, telinin, rengi bilmem ne. Pek çok şey koyabilirim. Öğrencinin herhangi bir özelliğini dikkate alarak düzenleme yapıyorsak bu öğrenciye göreliktir öğretmenler. Hatırlayın, kısa boyları öne oturturlardı, uzun boyları arkaya. Bu bile öğrenciye göreliktir. Çünkü sen öğrencinin ne yapıyorsun? Özelliklerini dikkate alıyorsun. Özelliklerini dikkate alıyorsun. Onun özelliğini dikkate alarak bir düzenleme yapıyorsun. Peki, bu ilke bize dedi ki öğrenciyi merkeze alalım. Öğrenci özelliklerine göre öğretimi düzenleyelim. Niye bunu yapıyoruz öğretmenler? Mesela ben öğrenciyi yok saysaydım. Kardeşim ben planlama yaparken öğrenciyi dikkate almam deseydim. Ne yaşardım acaba? Ya da yaşayacağım sorun ne olabilirdi acaba? Nedir bu konudaki fikriniz? Ben öğrenciyi yok saydım. Ben dedim planlamayı kafama göre yaparım. Öğrenci, vay özelliği neymiş, vay şu neymiş, bu neymiş, ilgilenmem dedim. Ne gibi sıkıntı? Hah, çok güzel, çok güzel. Bak, unutma, bu ilkenin dikkate alınması, öğrencinin başarı olasılığını artırır. Mesela sen soru sordun, öğrencinin bu soruyu doğru cevaplamasını mı istiyorsun? Soruyu öğrencinin düzeyine göre soracaksın. Tamam mı? Düzeye uygunluğu sağlayacaksın. Yani. Sen bu ülkeyi dikkate aldığın takdirde öğrencimiz daha başarılı olabilir. Peki şunu da soralım size öğretmenler. Ben öğrencilerin özelliklerini dikkate almak durumundaysam, sınıfımızdaki bütün öğrencilerin özellikleri aynı mı? Aynı mı sınıfımızdaki bütün öğrencilerin? Değil. O zaman ben öğrenci özelliklerini dikkate alıyorsam, her birinin özelliğini ayrı ayrı dikkate almalıyım. Ben her öğrencinin özelliğini göstererek bir şey yapıyorsam, evet Gülfem öğretmenin söylediği gibi neyi dikkate alıyorumdur? Bireysel farklar. Bu ülkeyi dikkate alan öğretmen bireysel farkları gözetir. Peki bireysel farkları gözeten öğretmen nasıl bir öğretim süreci planlar? Ya da öğretim sürecini planlarken neyi göz önünde bulundurur acaba? Hep aynı yöntemle mi gider acaba? Bir tane yöntem belirler, deli bellemiş gibi. Hep onunla mı işler dersin? Ne yapar? Sürekli çeşitli. Sürekli farklı yöntem, teknik, materyal. Bu bireysel farklılığın bir sonucudur. Öğretim sürecini çeşitlendirir. O zaman toparlayalım. Öğrenciye görelilik bize ne dedi? Bireyi merkeze al. Öğretim sürecini öğrenci özelliklerine göre düzenle. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözet ve öğretim sürecini çeşitlendir. Bunları yaptığın takdirde öğrencinin başarılı olma olasılığını artırmış olursun. Sorular nasıl gelir öğretmenler? Bir, öğrenci bireyi yani merkeze almaktan sorabilir. Bir yıl yaptım. Bakın bir sınıfta öğretmen ders anlatıyor, öğrenciler sadece dinliyorsa bu sınıfta birey merkeze alınmıyordur. Bu sınıf öğretmen merkezidir. Esasiciliği düşün. Ama bir sınıfta öğrenciler etkinliklere dahil oluyorsa, onların ilgilerini çekecek etkinlikler yapılmaya çalışılıyorsa bu sınıfta birey merkeze alınmıştır. Olay bu. Bir sınıfa baktım. Öğrencilerin ilgilerine yöneliliyor, öğrenciler katılmaya çalışılıyor sürece, öğrenciler sürekli bir eğlence içinde, öğrenciler sürekli bir katılım içinde, bu sınıf öğrenci merkezidir diyeceksin. Birey merkeze alınmıştır, burada öğrenciye görelilik ilkesi kullanılıyordur diyeceksin. Bu bir kalıp. İkinci bir kalıp, sana herhangi bir öğrenci özelliğine göre düzenleme yaptığını söyleyebilir. Mesela bir okul öncesi öğretmenler öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda materyallerine canlı parlak renkler kullanmayı tercih etmektedir. Şimdi öğretmen bu tercihini neye göre belirlemiş? Öğrencinin gelişme özelliklerine göre. O zaman öğrencinin gelişme özelliğini dikkate alan bir öğretmen, yani öğrenci özelliğini dikkate alan bir öğretmen hangi ilkeye dikkate almıştır? Öğrenciye görelik. Başka bir soru kalıbı ise, işte öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları gözeten bir öğretmen ne yapmalıdır der. Hemen uyanık olacaksın. Bireysel farklılıklar varsa öğretimi çeşitlendirmeliyiz. Olay buradan gider öğretmen. Evet, öğrenciye görelik dedi ki, bireyi ve onun özelliklerini merkeze al. Var mı sorusu olan burayla ilgili? O zaman geçiyorum. Geldim diyelim. Etkin katılım ilkem. Buna aktivite ilkesi de derler. İş ilkesi de derler.
etkin katılım, aktivite, iş. Şimdi öğretmenlik. Burada hemen ortaokul yıllarını bir düşünün bakalım. Ortaokuldaki şu dersleri hatırlayın. Nedir o derslerimiz bizim? Sosyal bilgiler. Sosyal bilgiler. Ondan sonra Türkçe, fen, matematik. Bunları bir hatırlayın. Ben mesela bu derslere ilişkin öğrendiğim bilgileri hatırlamak istediğimde zihnimi zorladığımda hiçbir şey hatırlayamıyorum neredeyse. Hatta o derslerde yaşadığım olayları bile doğru düzgün hatırlamıyorum. Unutmuşum. Niye peki? Çünkü bu derslerde hep şöyle işleme metodunu seçti öğretmenler. Geldiler, geldiğimiz. Aynen vardık ama yoktuk, doğru. Geldiler, anlattılar, anlattılar, gittiler. Anlattılar, anlattılar, gittiler. Ben de oturdum en fazla not aldım. Benim neyim yok bu derse? Etkin katılımım yok. Ama bir ders var ki orada öğrendiklerimi hala unutamıyorum. Zehri iyi zerk etmişler. Benim zamanımda da ev ekonomisiydi. Ev ekonomisi. Sonra da iş eğitimi oldu. Sonra teknoloji tasarımı oldu. Bunlardan hangisini hatırlıyorsam ona göre yaşım ortaya çıkar. Ev ekonomisini hatırlıyorsam muhtemelen ölmüşsündür. Helvanı yiyorlardı şu anda. İş eğitimini hatırlıyorsam orta yaş grubu teknoloji tasarım genç bir insansındır. Şimdi öğretmenlerim burada bana neler öğretmişler. Bak ben neler biliyorum. Şu delikanlı bünyeye yaptıklarına bak. Ben pantolon paçası katlamayı biliyorum. Ben makine dikişini elde atabiliyorum. Ben o dikiş izini fiyonkluda atabiliyorum. Köpükten peçetelik yapabiliyorum. Alüminyum folyodan tablo yapabiliyorum. Kontraplaktan bir maket. Makrame ipinden süs örebiliyorum. Ben değilim, Derya Baykal'ım. Peki niye böyleyim ben? Niye? Çünkü hoca Zehri'yi zerk etmiş dedik. Çakal gelmiş demiş ki kumaşı iğne ipliği vermiş. Vermiş. Al Fatih kendin yap demiş. Alıp kendim diktiğim için neyim yüksek? Etkin katılımım. Yaparak yaşayarak öğrenmiş. O yüzden de kalıcılık nedir? Yüksektir. Bunu sizlerle geçen hafta program geliştirmeyle konuştuk. Etkin katılım ne demekti? Öğrencinin öğrenme çabasına girmesi demekti. Çocuğun aktivite içinde olması, enerjisini doğrudan ders için kullanması. İşte soruya cevap vermesi, kendisi soru sorması, tartışmaya katılması, deney yapması, gezi yapması, gözlem yapması. Öğrencinin öğrenme çabasına girmesidir. Ve diyor ki etkin katılım ilkesi, ne kadar çok katarsanız öğrenciyi öğretim sürecine, öğrenilenler o kadar kalıcı olur. Ve en kalıcı öğrenme yaparak, yaşayarak, öğrenme yoluyla olur. Yaparak, yaşayarak, öğrenme yoluyla olur. En kalıcı olan budur. Mesela bisiklet sürmeyi unutan göremezsiniz. Yüzmeyi unutan göremezsiniz öğretmenler. Çünkü yaparak, yaşayarak öğrendiniz. Başka çareniz yok. Öyle öğrenmek zorundayız. Etkin katılım ilkesi bunu diyor. Öğrencileri öğrenme çabasına sokun. Aktivite içinde olsunlar. Enerjilerini öğrenmek için harcasınlar. Ve ne kadar çok katarsanız o kadar kalıcı olur. En kalıcı öğrenme de yaparak, yaşayarak, öğrenme yoluyla sağlanır. Burada soru kalıpları nasıl gelir peki? Sana der ki, işte en kalıcı öğrenme aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır? Yaparak, yaşayarak öğrenme. Nedir bunun göstergesi? Mesela deney yapmak yaparak, yaşayarak. Proje hazırlamak yaparak, yaşayarak öğrenmek. Bir psikomotor davranışı yaparak öğrenmek, yaparak, yaşayarak öğrenmek. Ne kadar yaparak, yaşayarak öğrendin o kadar kalıcı, unutma. Ya da sana şöyle de sorabilir. Öğrencilerinin kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmelerini isteyen bir öğretmen ne yapmalıdır der. Etkin katılımı artırmalıdır diyeceksin. Ne kadar kattık o kadar kalıcı. Ya da sana bir paragraf verir. O sınıfta etkin katılıp olup olmadığını anlamanı ister. Nasıl anlayacağız bunu? Çocuklar aktivite içindeyse, ders için bir uğraşıda, doğrudan enerji harcamasında bulunuyorlarsa, aktiflerse etkin katılım vardır. Soruya cevap veriyor. Etkin katılım. Öğretmen sınıfta soru cevap yaptı. Sınıfta tartışma yaptı. Etkin katılım. İşte deney yaptırdı, gözlem yaptırdı, gezi yaptırdı. Hepsi etkin katılım. Etkin katılımda olay bundan ibaret. Tamam, olayımız bundan ibarettir. Not almak etkin katılım olmaz hocam. Zaten nasıl etkin katılım olsun? Kalem sallıyor. Neresi etkin katılım? Enerjini nereden doğrudan harcıyorsun öğrenme faaliyeti için? İşte nereden aktivite içindesin? Oturduğun yerden yazıyorsun. Sadece anlatılanı yazıya geçirmek için parmak hareketi yapıyorsun. Etkin, dinleme etkin katılım değil. Not alma etkin katılım değil. Bir aktivitede olacaksın bak. Bir aktivitede soru soracaksın, cevap vereceksin. Tamam mı? Tabii beden eğitimi dersleri etkin katılım yüksek derslerdir. Çünkü psikomotor hareketlere dayalı olduğu için çocuğun bir aktivite içinde olması gerekiyor. Yani bir şeye doğrudan çaba harcaması gerekiyor. Olay bundan ibaret. Şimdi öğretmenim, burada etkin katılıma mesela bir örnek vereyim. Bilmiyorum, belki aranızda olanlar vardır. Benim annemin tarafı Bulgaristan'dan göçmek. Tamam mı? Burada annemin tarafı Bulgaristan'dan göçmek. Bizim atalarımız vardı, yani yakın zamanda kaybettiğim büyük büyük nineler vardı.
Hala Bulgarca konuşmayı biliyorlar. Bak kaç sene olmuş göçeli. Belki orayı terk ettiklerinde 10 yaşlarındalarmış. Ama hala çatır çatır Bulgarca konuşuyorlar. Şimdi burada bir Bulgarca kursuna gidelim sizlerle. 2-3 sene kursta olalım. Öğrenelim. Yine o kadar iyi konuşamayız da. Muhtemelen üzerine düşmezsek de 4-5 sene sonra unuturuz. Ya kursta öğrendiğimi ben hemen unutuyorum da. Bu Bulgaristan'dan gelen insan niye unutmuyor acaba? Niye sizce? Niye? Kritikler yeme beni, yeme. Şimdi bu kursta öğren. Heh, çünkü orada o dili ne yaptı? Kullanarak öğrenmek zorunda kaldı. Orada yaşayıp geldi. Orada kullanarak öğrenmek zorunda kaldı. Kalıcı. Sen burada nasıl öğrendin? Gramer okudun. Ezberle aklında tutmaya çalıştın. İşte kelime tutmaya çalıştın aklında. Kelime hazneni genişletmeye çalıştın. Kelime hafızasını oluşturmaya çalıştın. Ama orada kullana kullana öğrendin. Etkin katılımın yüksekti. O yüzden kalıcı. Hatta yeni trend nedir aranızda? İngilizce öğretmenler veya diğer dillerden öğretmenler varsa onlar da bilirler. İngilizce öğrenmek için 2 yılına gidiyor. Amerika'da yaşıyor. Tamam mı? Burada gidiyor 2 yıl Amerika'da yaşıyor. Niye yaşıyor? Dili öğrenmek için. Niye? Çaresiz orada kullanmak zorunda kalacak çünkü. Yaparak yaşayarak öğrenecek. Kalıcı olacak. Unutma. Ne kadar kattın o kadar kalıcı öğrenme. Ne kadar yaparak yaşayarak öğrendi o kadar kalıcı öğrenme. Çocukları katmamızı istiyor bizden etkin katılım ilkesi. Evet. Var mıdır sorusu olan etkin katılım ilkesiyle alakalı? Bakalım bir. Ne diyor? Benim babam Arnavut, annem Türk ama babamın yanında olduğundan beri onun Arnavutçası çok iyi. İkisine eskip dolamlı muhtemelen işlemiyor. Olabilir hocam. Belki de olabilir. Bir de şey, böyle kendi aralarında da kullanıyoruz. Çocuk yine kullanmak zorunda kalabiliyor. Yeni trend var. Mesela yabancı dadı tutuyorlar durumu olan aileler çocuklarına. Ufaktan itibaren İspanyolca öğrensin, İtalyanca öğrensin, artık neyse Rusça öğrensin. Dadının dili neyse. Çocuk mecbur onu kullanmak zorunda kalıyor evde. Dadısıyla anlaşabilmek için. Çare. Mesela evet Arapçayı Arap ülkelerinde öğrenebiliriz. Biz de evde Lazca konuşuyoruz. Hakikaten ya, o da çok ağır bir dil. Yani anlamak mümkün değil. Bir Lazca konuşuyoruz hakikaten anlayamıyorsun hocam. Yani zaten hızlı. Bir de kelimeler çok farklı. Ne diyor? Dadı yerine babaanne verdiler. Zazlıca'yı çözdüm. Niye hocam o da dil? Ne güzel. Belki de sen bir gün Kurtlar Vadisi'ndeki Abdülhey Çoban olacaksın. Bir örgütün içine sızacaksın Zazaca bildiğin için. Yani. Bu da bir çözüm olabilir ya. Bilemezsin. Tamam mı? Yani ya nerede işine yarayacağını bilemezsin hocam. Olabilir. Her yer bir bilgi muhakkak her yerde işime yarar. İşine yarar. Bak mesela eşinden Kürtçe öğrenmiş. Belki de atandığın yerde çocukla Kürtçe konuşacak. Orada artistini yapacaksın. İlk başta safa yatacaksın bilmiyormuş gibi. Ondan sonra baktın kötü bir şey söylüyorlar. Sen de ona söyleyeceksin. Tamam mı? Oradan yürüyeceksin. Aynen. Burada olay budur. Dil öğren bak. Ne yapıyorsun? Evde muhatap olduğun kişiyle öğreniyorsun. Evet, ağızlar biraz sıkıntı oluyor. Var mı etkin katılım ilkesiyle ilgili sorusu olan? Varsa olur. Seneye öğrencilerinizi bol bol etkin kılarsınız umarım. Haydi bakalım geçtim. Ahan da buraya geldi. Yaşama yakınlık, hayatilik, bir ismi daha var. Anlamlılık. Yaşama yakınlık, hayatilik, anlamlılık. Bak aşağıdaki karikatüre bakalım. Diyor ki, Hatice gözlemeleri peynirli mi patatesli mi yapacağız? Hatice cevap veriyor. Kız tabii ki de peynirli yapacağız. Peynirin öz ısısı küçük, daha çabuk pişer. Böylece gezmeye daha çok vaktimiz kalır. Ve Tanrı kadını yarattı. Görüyorsun değil mi bak? Koca ilimi, öz ısıyı bulmuş adam, koca ilim bunu nasıl menfaate çevrilir? Bu karikatürden anlıyoruz. Erkek öyle olsa böyle demez. Kız ne gözleme yapacağız? Gidelim dışarıda yiyelim. Erken olayı bambaşka. Burada hocam evet türe özgü hazır bulmuşuz bambaşka boyutlarda. Evet bunu görebiliyoruz. Şimdi burada ne yapmışlar? Tüm dert gezmiyor. Bilmiyorum artık onu bilemem tabii de. Görece bir şey bir karikatür yapmışlar. Şimdi buradan ne anlayacağız öğretmenim? Ne anlamamız lazım? Bu iki kadın okulda fen bilimleri dersinde öğrendikleri bir bilgiyi hayatlarındaki bir durumda gözleme yaparken kullanmışlar. Yaşama yakınlık bunu söylüyor işte. Öğrencilere yaşamdan bilgi ve beceriler öğretin. Peki ben böyle şeyler öğrettim nereden anlayacağım? Eğer çocuklar öğrendiklerini günlük hayatlarında kullanıyorlarsa yaşama yakın bir eğitim almışlardır. İşte işlevsellik diye konuşmuştuk program geliştirmede bunu. İşlevsel programlar. Çocuklara yaşamda kullanacakları bilgileri öğretir demiştik. Mesela çocuk
matematikte öğrendiği beceriyi market alışverişlerine, pazar alışverişlerine kullanabiliyorsa yaşama yakın eğitim almıştır. Yine çocuk öğrendiği yabancı dile sokakta insanlarla, yabancı insanlarla konuşurken kullanabiliyorsa yaşama yakın bir eğitim almıştır. Fen dersinde öğrendiği ilkelerle, mesela evinin ısı yalıtımını sağlarken bunları kullanarak bir eylem yapıyorsa yaşama yakın bir eğitim almıştır. LGS'deki yeni nesil soruları görmüşsünüzdür. YKS'ye de sıçramaya başladı. Oradaki sorular tamamen yaşama yakınlık üstüne gidiyor öğretmenler. Soru böyle. Mesela diyor işte kinetik enerji formülü şu olduğuna göre diyor. Formülü bile veriyor ezbere bilmeni istemiyor. Altında anlatıyor. İşte hayattan bir olay anlatıyor. İki arkadaş arabayla bir yere gidiyormuş bilmem ne falan anlatıyor. Bu diyor bilgiye göre diyor bu hareketlerin kinetik enerjisi nedir diyor. Veya işte oradaki enerji değişimi nedir diyor. Çocuklara hayatında kullandırmaya yönelik etkinlikler yaptırıyoruz. Ki fen kitaplarında da çok var. Ünite başlarında sonlarında hayattan örnek olaylar veriliyor. Niye bu? Hayatla bağdaştırsın diyor. Yaşama yakınlık bizden bunu ister. Çocuk öğrenecek hayattan şeyleri ve bunları hayatında kullanacak. Bir iki tane sorusunu getirdi ÖSYM. Bir yıl sınıfta sayı saymayı öğretti öğretmen. Sonra çocuklar teneffüste okulun bahçesindeki ağaçları, kuşları, arabaları saydılar. Şimdi ben sınıfta sayı saymayı öğrenmişim. Teneffüste ağaç sayıyorum okulun bahçesinde. Öğrendiğimi nereye aktarıyorum? Hayata aktarıyorum. Yaşama yakın bir eğitim almışım. Bir yılda tersten sordum. Sınıfta matematik problemlerinde başarılı bir çocuk vardı ama market alışverişlerinde para üstüne hesaplayamıyordu öğretmenlerim. Bu çocuk da yaşama yakın olmayan bir eğitim almıştır. Çünkü sınıfta başarılı ama markette başarısız. Hayatını aktaramıyor. Peki bu bize başka ne katardı? Sen eğer yaşama yakınlık ilkesini doğru uyguluyorsan öğrencilerin güdülenmesini artırırız. Bu ilke güdülenmeyi artırır. Niyedir sizce bu? Niye ben yaşama yakınlığı dikkate aldığımda güdülenme artıyor olabilir? Sebebi ne olabilir sizce? Bu ilkeyi ben baz aldığımda niye yaşama güdülenme artıyor? Bak. Güdülemeyi nasıl anlattık biz geçen hafta? Çocuklara öğrenecekleri hayatlarında ne işe yarar, nerelerde kullanır bunları söylersek öğrenme isteği oluşur, güdülenirler. Yaşama yakınlıkta hayatımızda ne işimize yarayacağını sağlamak. Yani buna yönelik bilgiler kazandırmak. O zaman ben yaşama yakın bir eğitim kazandırdığımda çocuk güdülenir. Çünkü çocuk der ki ulan ben bunu kullanacağım der. Kullanacağım. O zaman ben bunu öğreneyim der. Hani dedik ki her sınıfta ileyen ağızlı bir çocuk vardır dedik. Hocam bunu nerede kullanıyoruz biz de. İşte ona doğru bir cevap verdiğimizde yaşama yakınlığı sağlamış oluyoruz. Ve bu da çocuğun güdülenmesini artırıyor. Eğitimin hayatta bir karşılığı olacak. Matematik öğrencisi hayatta kullanacak. Fen öğrencisi hayatta kullanacak. Bu sistemi sağlıyoruz. Evet, var mıdır yaşama yakınlık ilkesiyle ilgili sorusu olan? Geçiyorum o zaman. Geçtim. Aha! Somuttan soyuta ilkesi. Bak yavrucağım. Çaresiz kalmış. Vicdansız öğretmen. Sorduğu işleme bak. 8 artı 6 demiş. Çocuğun hayatını kaydırmış. Kardeşim toplamı onu geçmeyecek bir işlem sor bari. Ne yapmış o da garibim? 8 artı 6, 10 parmağın üstüne çıktığı için ayakları da dahil etmiş ve toplamı bulmaya çalışıyor. Şimdi bunu komşumuzun çocuğu vardı bir tane Göktu. Bu ilkokula başladı. Her milli komşu gibi üzerime düşeni yaptı. Gel lan buraya. Buyur abi dedim. Sana bir soru soracağım dedim. Cevap verir misin dedim. Veririm abi sor dedi. 8 artı 5 kaç eder dedi. Kaç abi dedi. 8 artı 5 dedi. Ondan sonra başladı öğretmenlerim parmakları saymaya. Buna öğretmişler yalnız. Birden çok işlem öğretmişler. Başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedi. Şimdi ikinci parmağa geçti diyor. Tamam mı? Ondan sonra bunun üstüne 5 sayacağım diyor. 8 zaten var. Burada 8'de kaldım diyor. Üstüne 5 sayayım diyor. 9, 10, 11, 12, 13 dedi. Cevap 13 dedi. Dedim Göktuğ var ya sen bu hızla ülkede sınav falan bırakmazsın. Bir 8 artı 5'i bulana kadar 10 dakika bekledik. Parmakları saya saya gitti. Peki öğretmenlerim, bu çocuk niye parmak saya saya bu toplamayı yaptı? İlkokul 1'e giden bu çocuk niye parmak saya saya bu toplamayı yaptı? Sebep ne olabilir sizce? Neden? Neden olabilir? Çünkü çocuk o yaşta neyi idrak edemiyor? Soyut kavramları idrak edemiyor. Toplama, çıkartma, çarpma bölmede soyut kavramlar. İşte somuttan soyut ilgisi diyor ki soyut kavramlar öğretilirken
öncelikle somut yaşantılar ve materyaller üzerinden verilmelidir. Soyut kavramlar öğretilirken öncelikle somut yaşantı ve materyaller üzerinden verilmelidir. Şimdi soyut kavramlara örnekler veriyorum, bak dikkat et. Örnek, neleri öğretirken kullanıyoruz? Sayıları öğretirken somuttan soyuta ilkesi kullanıyoruz. Sayı çubuklara. Mesela 3 soyut bir kavramdır. Ama 3 tane çubuk dediğinde somut olur. Görüyor, dokunuyor. O yüzden. 4 işlem. Toplama, çıkarma. Soyut kavramlardır. Ama sen abaküsten işte 3 boncuk, 5 boncuk diye daha yaptırırsan o zaman ne oluyor bu? Somut hale geliyor. Yine kesirler. 1/2 kesri. Soyut bir kavram. Ama elmayı ikiye bölerek anlatırsan somut hale getiriyorsun. Somuttan soyut ilkesi. Özellikle duygusal kavramlar. Çok soyuttur bakın o yaştaki çocuklar için. Çocuk mesela geldi. Hocam heyecan ne demek dedi. Çık dedin hemen tahtaya, bir soru soracağım. Bilemezsen sınıf tekrarı yaptırıyorum dedin. Çocuk ılık ılık koymaya başladı korkudan, heyecan. Bak gördün mü, şu anda yaşadığın duygu heyecandır diyeceksin. Somutlaştıracaksın. Burada soyut bir kavram öğretirken yaşantılarla ya da materyallerle somut hale getirirsek biz somuttan soyuta ilkesini kullanıyor oluruz. Bak zaten ismi de oradan geliyor. Önce çubukları sayacak somut, sonra buradan sayacak soyut. Gelişim nereden nereye oldu? Somuttan soyuta. Piaget'in ilkesi bu ya. Önce somut işlemler, sonra soyut işlemler. Önce abaküsten toplayacak somut, sonra nereden toplayacak? Kafadan toplayacak soyut. Önce elmayı bölecek somut, sonra kafadan bölecek soyut. Gelişim nereden nereye? Somuttan soyut öğretmenlerim. Unutma, soyut bir kavram öğretirken materyallerle, yaşantılarla somut hale getirerek veriyorsak burada somuttan soyut ilkesini kullanıyoruz demektir. Peki şimdi bu ilke daha fazla nerede kullanılmalı? Tabii ki de somut işlemler dönemindeki çocuklarda kullanılmalı. O yüzden de bu ilke öğretmenler okul öncesi ve ilkokul döneminde daha sık kullanılır. İki tane sorusu var bu doğrultuda. Bir yıl soruda dedi ki bunu sorarken, ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine bilmem neyi öğretirken dedi öğretmen, başka bir yılda bir ilkokul öğretmeni diye gitti cümleye. Şimdi bu bilgiyi boşuna vermiyor öğretmenlerim. Ölçme de kuraldır bu. Gereksiz bilgi yer almaz sorularda. Gerekli bilgiler. Yani bir bilgi verilmişse bir kullanılır yeri vardır muhakkak. Şimdi ilkokul niye diyor? Çünkü ilkokul çağındaki çocuklar gelişim dönemi olarak soyut kavramları idrak edemiyorlar. O yüzden biz bunlara bir materyal kullandığımızda, böyle bir yaşantı, somut bir yaşantı sunduğumuzda muhtemelen somuttan soyuta ilkesini sağlıyoruzdur. Bu bir kalıp. Sorularda dikkat edin, bu tiyoyu verebilir size. Ama tabii bir lise çocuğu zaten soyut işlemleri kavrayabiliyordur, yani soyut kavramları kavrayabiliyordur. O yüzden onu somutlaştırmaya gerek kalmayabilir. O direkt zaten soyutu idrak edebilir. Bundan dolayı da biz bu ilkeyi daha çok okul öncesi ve ilkokul çağlarında daha fazla kullanıyoruz. Soyut bir kavram öğretirken önce somutlaştırıp verirsek bunun adı somuttan soyuta ilkesidir. Evet, var mı sorusu olan somuttan soyuta ilkesiyle ilgili olarak? Yaşıyorsunuz değil mi? Bir pikmik koyun, bir şey koyun. Eksi koyun. Heh, tamam şimdi oldu. Bir reaksiyon verin ya, öyle bekliyorum. Acaba ders mi koptu, bir şey mi oldu? Gerçi ders kopsa bana söylerler buradan. Evet. Bir renk verin adam. Haydi bakalım devam edelim. Aha! Açıklık, ayanilik. Açıklık, ayanilik. Bu karakteri bilen var mı? Bumcu Onur. Hüdaverdi'nin abisi diyor. Kardeş benim. Evet. Bumcu Onur. Şimdi bu şöyle konuşuyordu öğretmenlerim. Bu konuşurken şu oluyordu. Bu şöyle konuşuyor yani. Konuşuyordu, tamam mı? Alttan alt yazı geçiyordu bu konuşurken. Alt yazı geçiyordu dizide. Anlaşılmadığı için. Şimdi tabii sınıfta sizden alt yazı geçmeyecek öğretmen. Sınıfta sizden alt yazı geçmeyecek. O yüzden ne yapmanız lazım? Açık ve anlaşılır konuşmanız lazım. Açıklık ilkesi dil ve anlatımla alakalı bir ilkedir. Sesim iyi durumda ama
Ses deneme, ses, ses. Ses, ses. 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 Ses deneme, ses. Az mı? Nasıl az ya? Mümkünatı yok. Aa, sorun olmayanlar nasıl oluyor? Şöyle o zaman. Zeki Müren gibi. Şimdi iyi mi? Tamam. Şimdi iyi mi? Tamam. Haydi bakalım. Vallahi al. Al vallahi Zeki Müren gibi olacağım. Gel. Bizde yöntem bitmez hocam. Demokraside çareler tükenmez hocam. Öğretmen sorun çözmek için vardır hocam. Al sana sorun çözdüm. Aha, vallahi ses sanatçısı gibi yaptım. Radyo DJ gibi yaptım. Aha. Nasıl şu anda, iyi mi? Ses deneme. Ses. Ses. Güzel mi? Tamam. 10 numara. Vallahi var ya, demokraside çareler tükenmez. Her türlü çözelim. Evde yankılanıyorsunuz diyor. Bilmiyorum artık hocam, yankılanıyorsunuz. Evet. Şu an çözdüğümüzü düşünüyorum artık. Tabii patlatırım. Eyvallah, sıkıntı yok. Şimdi gelelim buraya. Tamam bak, açıklık ilkesinde güzel oldu. Ses tonumuz demek ki önemliymiş açıklık ilkesi için. Şimdi öğretmen, açıklık ayanilik ilkesi dil ve anlatımla alakalı bir ilkedir. Senin konuşma dilinle alakalı bir şeydir. Tamam mı? Senin konuşma dilinle alakalı bir şeydir. Bu ilke diyor ki öğretmenin derste gerçekleştirdiği anlatımlar açık ve anlaşılır olmalıdır. İletişim ilkesi yani, bunu unutma. Peki neler yapmalıyız öğretmenler? Neler yapmalıyız? Bunlardan bahsedelim. Açık ve anlaşılır bir ders için neler yapılmalı? İlk önce dikkat edeceğim bir husus. Düzeye uygun sade bir dil kullanmalıyım. Düzeye uygun sade bir dil kullanmalıyım. Okul öncesi öğretmenler buna iyi örnektir aslında. Bir okul öncesi öğretmenini sınıfta gözlemleyin. Ne yapıyor sınıfta? Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok özledim sizi. Sanki YouTube'da -2 ile gidiyormuşuz gibi, tamam mı? Bu YouTube'da -2 ile gidiyormuşuz gibi konuşuyor. Niye? Çünkü öğretmenim, o yaştaki çocuk hızlı kurduğunuz bir cümleyi anlamaz. Hızlı konuşursanız anlamaz. O yüzden ders sıkıntıya girer. Aslında düzeye uyduruyor öğretmen dilini. Ya da kullandığınız kelimeler. Çok yabancı kelime kullanıyorsanız, çok eski kelime kullanıyorsanız, çok teknik terim kullanıyorsanız, öğrenciler sizi anlamaz. Öğrenciler sizi anlamaz. Mesela bazı öğretmenler vardı. Eski kelimeler kullanıyordu. Biz ortaokuldayken bir öğretmenim dimak deyip duruyordu. Ders boyu düşünüyordum. Lan dimak ne demek acaba? Dimak. Kardeşim bunun güncel bir Türkçe karşılığı vardır. Onu kullansana. Niye dimak diyorsun yani? Olay ne? Ortaokul çocuğunun kelime haznesi belli zaten. Dikkat edeceğiz. Konuşma hızımıza, ses tonumuza, kullandığımız kelimelere dikkat edeceğiz. Bir de öğretmenim, eksik olmayalım. Bizim yöresel ağız yönünden çok zenginliğimiz var. Tamam, yöresel ağız yönünden çok zenginliğimiz var. Günlük hayatta bunlar sempatik olabilir. Ama gerçek hayatta olmaz. Birkaç meslektaşım var benim. Kasti şekilde ağız kullanıyorlar. Niye kullanıyorsun diyorum. Ben kültürümü tanıtıyorum diyor. Kardeş sen kültür tanıtıyor musun bu derste, yoksa bu dersi mi tanıtıyorsun? Yani bir karar ver. Yani burada mikro milliyetçiliğin bir yeri yok. Yöresel ağzını git akrabalarınla konuşurken kullan. Fasih Türkçe dediğimiz, İstanbul Türkçesinden gitmemiz gerekiyor. Olabildiğince tabii. Herkes TRT spikeri de değil. Ama hakikaten anlamazlar öğretmenim. Siz yöresel ağız kullandığınız takdirde anlamazlar. Mesela biz üniversitede etkili iletişim diye bir ders almıştık. Hocamız bir video hazırlamış. Her yöreden 2-3 insan konuşuyor. Biz anlamaya çalışıyoruz. Hocamız da orada yöresel ağzın iletişimin nasıl olumsuz etkilediğinden bahsetmeye çalışıyor. Videonun başında hiç unutmam. İki tane Erzurumlu dayı çıktı. Konuştular. Anladık ama çok zorladık. Yani bildiğin simültane tercüme için analiz falan yaptık. Burada ne demiş olabilir?
Sonra Vanlılar çıktı. Anladık ama zorlandık. Trabzonlular çıktı. Anladık ama zorlandık. İşte Hataylılar çıktı. Anladık ama zorlandık. Konya hakeza öyle. Yani anlıyoruz ama çok zorlanarak anlıyoruz. Film nerede koptu? İki tane Muğlalı teyze çıktı. Film orada koptu öğretmenler. Ben Allah'tan 12-13 yıl Ege'de yaşadım. Ege'cem vardı benim. Çıktım simültane tercüme yaptım. Şimdi iki tane teyze kapının eşiğinde oturuyorlar. Aralarındaki konuşma şu. Akız Ayşe'ye kaşkar rüya ve gerek gale. Hemen tercümesini yapayım. Ayşe Hanım, hava kararmak üzere. Haydi eve girelim artık. Sen şimdi buradan bunu anlar mısın? Anlamazsın, anlayamazsın zaten. Devam ediyor daha konuşma. Damadın da ifleyerek gelir zaten birazdan. Ne demek bu? Tercüme edeyim. Damadın yine içkiyi çok kaçırmıştır. Birazdan sallana sallana eve gelir. Sen buradan bunu anlar mısın? Anlamazsın hocam. Çünkü o yöresel ağza sahip değilsin. Ege'de kaş karareye yok. Gün batımına verilen isimdir. Şimdi coğrafya öğretmeninin böyle ders anlattığını düşünebiliyor musun? Arkadaşlar, kaş doğudan doğa, batıdan bata. Yazın gal. Böyle bir şey olabilir mi öğretmenim? Böyle bir şey olamaz. Yöresel ağız kullanmıyoruz. Kullandığımız kelimelere dikkat ediyoruz. Konuşma hızımıza dikkat ediyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Tamam? Bunlar önemli. Bu soruyu nasıl getirdi Hüseyin? Peki şöyle getirdi. Bill dedi ki işte bir öğretmen başından geçen bir olay anlatıyordu öğretim üyesi. Öğretmen adaylarına. İşte ben bir gün bir köy okulunda çalışıyordum bilmem ne falan. Pazartesi günü çocuklara sordum dün ne yaptınız diye. Öğrencilerden biri bana hocam biz dün çimdik yattık dedi. Çimmenin ne olduğunu bilmiyorsan anlamazsın. Çinmek ne demek? Yıkanmak demek. İç Anadolu'da kullanılan burada bir terim. Yıkanmaya verilen isim. O zaman yıkanmak diyeceksin. Çinmek demeyeceksin. Bu kadar basit. Başka? Neye dikkat etmek lazım? Kapıyı askındır. İnşallah hocam bakalım. Hatay'da kullanayım. Olabilir hocam. Pek çok yerde vardır. Mesela sokum diye bir şey var ya. Dürüp ağzı sokmaya sokum demişler. Aslında mantıken çok uyumlu. Ama şimdi bilmezsin ki oradan yani. Sokum yedik. Yani küfür gibi de gelebilir insan. Ne yedik? Sokum yedik falan. Hiç hoş olmayabilir. Yani anlatabildim mi? Yöresel ağızlar anlaşılırlığı ortadan kalır. Peki başka neye dikkat edeceğiz öğretmenim? Burada dikkat etmemiz gereken başka neler olması gerekiyor? Aralarda ve sonlarda özetlemeler yapmak açıklığı artırır. Çünkü anlam bütünlüğü sağlar. Bundan dolayı da çocuklar için daha anlaşılır hale gelir. Bir diğer nokta, kavramları yeteri kadar örneklendirmek açıklığı artırır. Var ya bak Allah'tan dua edin örnek vermek diye bir şey bulmuşlar. Şayet örnek vermek diye bir şey bulmasalar da haliniz haraptı. Anlaşılırlığı örneklerle sağlıyorsunuz tıkandığınız yerde. Derslerde olur. Şimdi burada tabii göremiyorum ama fiziki derslerde görüyorum, gözlemliyorum. Her derste böyle gıcık, anlaşılırlığı düşük kavramlar vardır. Anlatıyorsun gözlerinden belli, anlamadı. O kadar belli ki hayatı sorguluyor yani. Şöyle bakayım. Böyle çaresizliğe kapanıyor. Bunu da anlamayı verelim ya. Bir de şunu sorardı. Kaç soru geliyor hocam burada? Aslında bu ne demek biliyor musun? Anlamadım da bunu gözden çıkartıyorum haberin olsun. Kaç soru geliyor hocam? Yana bakıyor şimdi. Ulan diyor bu anlamış gibi duruyor diyor. Buna bakıyor. Bu da anlamış gibi duruyor diyor. Ben diyor anlamadım belli etmeyeyim bari diyor. Şimdi kısmetin nereden çıkacağı belli olmaz diyor. Beni salak zannetmesinler sınıfta diyor. Böyle boşta bakıyor. Böyle bakıyor. Sen arkasından bir örnek patlatıyorsun. Belki de bu yüz ifadesi, göreceğin yüz ifadesi bir öğretmen için mutlulukların en büyüğü. Sen örneği verince şuna dönüyor çünkü yüz ifadesi. Ne oldu? Ne oldu? Bir anda eşek kamışını görmüş bir erkek gibi oldu. Niye çünkü? Hocam mutlu oldu, mutlu oldu. Aydınlanma yaşadı. Işık yandı. Ha, anladım şimdi. Buymuş bu dedi. Ne yaptı? Aydınlandı. Anladı. Çünkü örnek anlaşılır. Olay buradan çıkıyor. Ve son olarak. Bu bir iletişim olayıdır dedik ya. Konuşurken insanların ne kadar çok duyusuna hitap ederseniz o kadar mesajınızı anlaşılır iletirsiniz. Birden çok duyuya hitap etmeye çalışma. Mesela bir coğrafya öğretmeni. Yer şekilleri. Sadece sözlü anlatıyorsa bir tek işitme duyusuna hitap ediyordur. Ama bir kabartma harita üzerinden anlatıyorsa artık hem işitmeye hem görmeye hitap ediyordur. O zaman açıklık nedir? Artar. Son maddeyi sağlamak için öğretmenlerimiz materyallere şapoşabilirler anlatımlarında.
Evet öğretmenler, açıklık ilkesi dersteki anlatımımızı, konuşmamızı anlaşılır hale getirmemizdir. Bunun için kullandığımız dile dikkat ediyoruz. Gerektikçe özetleme yapıyoruz, örnek veriyoruz. Ve çocukların çok sayıda duyusuna hitap etmeye çalışıyoruz. Böylece daha anlaşılır bir ders anlatımı sergiliyoruz. Var mı sorusu olan açıklıkla alakalı? Tabii sorun, buyurun. Soruyu alalım. Evet Bilhan öğretmen, biraz önce materyal kullanımının etki ettiğini söyledim. Tamam Merve Bulakçı, yaparım. Olur. Ayşenur öğretmen, olur. Açıklık sağlar. Bu tarz benzetmeler de bir örneklendirmedir aslında. Olmaz. Tamam. Var mı başka soru? Niçin, neden aynı soracağım ben. Aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler. Ya niçin diyebilir ya neden diyebilir. Olur. Materyal kullanımı somuttan soyut ilkesi de olur. Materyal kullanımı açıklık ilkesi de olabilir. Materyal kullanımı hedefe göre ilkesi de olabilir. Materyal kullanımı yaşama yakınlık ilkesi de olabilir. Materyal kullanımı ekonomik ilkesi de olabilir. Sen materyal kullanımı ibaresinden cevap bulmaya çalışırsan cevap 16 ilkede olabilir. Tamam? Birincisi en başta ne dedik? Anahtar, kelime falan yok. Materyal kullanımı hiçbir şey. Materyal kullanımı diye bir şey yok. Öyle bir cevap yok. Öyle bir kalıp yok. Ben sana materyal kullandırtırım öğretmeni. Ekonomik ilgesini sorarım. Hadi ne yaptın? Şunu mu yapacağız? Materyal kullanmış. Amerika'nın büyük oyununu bozdum yine. Yine Amerika'nın büyük oyununu bozdum. Materyal kullanımı yaptım. Somuttan sonra işaret. Geç hadi bakalım. Bundan sonra böyle gidelim. Diye bir şey yok öğretmen. Böyle kalıpları lütfen terk edin. Ama sorduğunuz soruya da cevap verelim. Sonuçta bir para veriyorsunuz buraya da. Bu soru aydınlanmayı yaşamakta hakkınız. Işığı göreceğiz yani. Tamam mı? Ama ilk başta dediğimi unutmayın. Materyal kullanımı hiçbir şey. Materyal kullanımı diye bir şey yok. Öyle bir cevap bulma yolu yok. Ha, şunu sorarsanız. Hocam, bir soru sormuş Hüseyin'e. Evet. Bir soru sormuş Hüseyin'e. Hocam materyal falan da kullanmış. Hadi oradan yola çıkalım. Ben tam karar veremedim. Acaba somuttan soyuta mı? Açıklık mı? Tam ayet edemem. Tabii ki de Leyla öğretmen. Soruda ne anlatıyor ona bakacağız. Bir tane iki tane kelimeye bakmayacağız. Soruda ne yapıyor öğretmen? Paragrafı bir okuyalım anlayalım. Ya. Olay bu. Şimdi bir tane soru çıktı karşıma. Bak bu dediğimi sadece burada kullanacaksınız ha. Belirttiğim durumda kullanacaksınız. Bir tane soru çıktı karşıma. Karar veremiyorum. Açıklık mı? Somuttan soyuta mı? Karar veremiyorum. Böyle bir ikilem yaşadım. Zaten soruda anlarsın bu ikilemi yaşadım. Birincisi, amaçlar bambaşka. Açıklıkta amaç dersi anlaşılır hale getirmek, dil anlatımla alakalı bir ilkedir diyorum bakın. Somuttan soyuta da amaç somutlaştırma. Soyut olan bir şeyi somutlaştırma. İkinci boyut. Somuttan soyut ilkesinde biz soyut kavramları öğretirken kullanıyoruz dedik. Yani sayı, sembol, dört işlem bu tarz soyut şeyleri öğrenirken kullanıyorsak biz bu uygulamayı somuttan soyut ile alakalı. Ama somut kavramları öğretirken ben bir mesela görsel kullanıyorsam bu açıklıkla alakalıdır. İşte sayıyı öğretirken bir görsel kullanıyorsam veya bir materyal kullanıyorsam bu somuttan soyutudur. Çünkü sayı soyut. Ben bunu materyalle somut hale getiriyorum. Kullanım amacım somutlaştırmadır. Ama ben bir ağacı tanıtırken bir şey kullanıyorsam bu açıklıktır. Ağaç zaten somut olan bir şeydir. Dünyada var olan bir şeydir. Tamam. Son boyut. Gelişim dönemi. Çocuklar okul öncesi çağındaysa, çocuklar ilkokul çağındaysa benim burada yaptığım faaliyetin amacı somuttan soyutadır muhtemelen. Çünkü soyut bir kavramı somut hale getirmeye çalışıyorum. Tamam, gelişim döneminden de yararlanabilirsiniz. En sağlıklılardan biri budur zaten. Gelişim dönemine bakabilirsiniz çocuklar. Ayrım buradan gelir. GÖSYM de böyle getirir. Bir yıl ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinde de bir yıl ilkokul öğretmeninde de oradan da somuttan soyuta cevabını ver. Ayrımlar buradan yapılır bu ikisi arasında.
Ama dediğim gibi materyal kullanımı nedir derseniz materyal kullanımı hiçbir şeydir. Paragrafı okuyalım. Paragrafta ne anlattığına bakalım. Var mı sorusu olan başka? Tamam o zaman öğretmenler bir araya çıkalım sizlerle. Aramız yine yüce gönlümden koptu. 14 dakika çeyrek geçe buluşuyoruz. O zamana kadar iyi istedim.